Kayınvalideler kendilerini birilerine benzetmişler. Ünlülere. Bakalım kim kime benzemiş. Birine benzettim sizi, çıkaramadım. Marilyn Monroe. Aa, gerçekten. Aynen. Teşekkür ederim. Kime benzetiyorum ben? Teşekkür ederim. Rica ederim. Bakın. Evet, gerçekten öyle getirseydiniz bir şöyle bir hava verseydik. Yok zaten mahallede bana şey derler, Merlin. Gerçekten mi? Merlin. Lakabıyla havalıyız. Ben de sizi birine benzetiyorum. Gerçekten. Aynen. Ben benzetemedim. Siz benzettiniz mi? Yok, benzetemedim. Perran Kutman. Evet. Aa, evet. Hiç düşünmedim. Evet, çok doğru. Okul yıllarımda da hep derlerdi. Evet, siz söyleyince fark ettim, evet. Çok heyecanlandım. Sizi kime benzetelim o zaman? Madem benzete. Beni şimdiye kadar kimseye benzetmediler ama siz benzetin bakalım kime benzetebiliriz. Çıkaramıyorum valla, kime benzetebiliriz? Ben bilmiyorum. Müjdar'ın annesi neydi? Aysel Gürel. Çok doğru söyledi. Bence hiç değil. Çok farklıyız bir kere. Güler Hanım'ı da şeye benzetiyorum. Bir dizi vardı, dizinin ismi şu an aklıma gelmiyor. Sürahi'nin. Ben diyecektim, lafı ağzımdan aldınız. Sürahi'nin. Gözlerine bir pamuk eksik. Hiç benzemiyorum halbuki. Benim bir rahmetli görümcem var. Çok benzer. Tarz olarak. Görümcem. Şu gözlük de var ya. Onun evet, bu elinde şöyle belinde. Siz bu Aysel Gürel'i mi bozuldunuz? Yani ama, buldular, benzettiler. Ama Aysel Gürel çok hiç benzemiyorum ki. Güzel kadın ama ben hiç benzemiyorum. Hiç ilk defa bunlardan duydum. Ya yani mizansen yaptık. Evet. Hani yani böyle tavır olarak hareketlisiniz falan ya bir de. O tavır başka bir şey, benzemek başka bir şeydir. Evet. Yani o da hareketli biriydi. O zaman gelinlere soralım. Ne diyorsunuz? Ya bence hepsi cuk oturmuş. Bayıldım hele Güler teyze. Bence annem hiç cuk oturmadı yani Çiğdem teyze benzemek kabiliyetiniz bu mu? O gözündeki şeyi çıkardığın zaman gözlüksüz hali bence benziyor. Aksine ben annemin Necla Nazır'a benzetiyorum. Yani böyle yan yana koysunlar montajda. Evet, ona da benziyor. Ama o anki söyledikleriyle bence uyumuş hepsi. Sıraynin'e bir karakter aslında, hani canlandırılan bir karakter. Burada hangi ünlüye benzediğini sorulmuş yani tam ünlü olarak. Ben doğru bulmadım. Karakteri bu aklını. Gözlüğünden dolayı. Olsun kızım bir şey. Hayır zaten kötü bir amaçla söylemedik ki. Benzetilmiş, bende çok oturmuş dedim yani. Peki Hüsniye Hanım'ın Perran'a benzemesi, Perran kesinlikle Kutman'a. O da yani çok benzemiş. Ya evet, daha önceden biz bunu evde de konuşuyorduk benzediğini. Bugün de yan yana görünce tam olmuş yani. Sen değil mi? Benziyor. Sevgül Hanım, Marilyn Monroe. O Marilyn Monroe. Nasıldı bir daha söylesene. Marilyn Monroe. Çok iyiydi o da. Annemle Hüsniye teyze benzerlik olarak gerçekten benzemişler ama andırma olarak geldi Çiğdem teyze ile Güler teyzeninki bana. Tam böyle benzemek değil de andırmak olarak geldi ama ikisi çok benzemiş yani. Yakın olsa biraz daha yakın bir benzetme olabilirdi diye düşünüyorum ben. Çiğdem Hanım'ı Amerikalı bir eski artist vardı, ona benzedim. Faye Dunaway vardı, ona benzedim. Teşekkür ederim. Tabii. Yalnız şaka maka kayınvalideler, biz burada kapışıyoruz, yemekleri yapıyoruz, onlar içeride eğleniyor. Güzellik. Ne yapsınlar? Onlar eğleniyor. Ama sinir oluyorlar, bakma vallahi sinir oluyorlar. Olsun vallahi, oturup eğleniyorlar orada, biz burada bütün çileyi çekiyoruz. Biz perde kapandıktan sonra onları yapıyoruz. Biz de perde kapanmıyoruz. Size bakamıyoruz, orada öyle konuşuyoruz. Şimdi. Ama bu güzel bir latife oldu. Güzel olmuş, evet. Kızmadılar herhalde. Yok canım. Yani kayınvalideler de zaten bunu sevgiyle andı. Bu arada tabii sevgili Aysel Gürel'imizi de canım çok severim. Nurlar içinde yazsın. Çok severim. Analım.